Real Xəbər axınını Türkiye bürosundan Natiq Nailoğlu devam ettirir. Bildiğiniz kadar bugün Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a yola düşür bu barədə. Recep Tayyip Erdoğan özü bir neçə gün bundan önce ettiği açıklamasında məlumat vermişti ve bildirmişti ki bu sefer iki gün devam edecek. Hazırda dünyanın ve eləcə də Türkiye'nin dikkati Azerbaycan'a yönelik. Çünkü çok önemli bir resmi seferdir ve bu resmi sefer çerçevesinde birçok meseleler de tabii ki müzakere edileceği onu da vurgulayayım ki Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev ile görüşecek ve tabii ki 10 dekabr tarihinde geçirilecek Zəfər Paradında da iştirak edecek. Onu da edelim ki yerli medya diplomatik mənbələri istinadən xəbər verir ki, Türkiye Prezidenti çox geniş tərkibdə nümayəndə heyəti ilə Azərbaycana yola düşür. Az sonra bu barədə danışacağıq. Hələlik isə bu səfərlə bağlı Kutay Qaracanın fikirlərini eşidək. Çeşit kutlama olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de Dağlık Karabağ ve 7 rayon üzerinden belki de Türkiye-Azerbaycan yapılandırma işbirliğinin de yolunu açacak bu. Tabii belki hani bu da benim için sürpriz olmaz. Azerbaycan'da bir Türkiye Cumhuriyeti üssü, Türk üssü gündeme gelebilir. Bu süreç içerisinde Ermenistan eğer bir kere daha böyle bir işbirliğe girişebileceğini zannediyorsa ki işte Putin bunun bir intihar olduğunu söyledi ama orada bir Türk üssünün olması demek Ermenistan için çok büyük bir caydırıcılık demek. Ermenistan'a yardım edecek ya da yardım edebilecek ülkeler için çok büyük bir caydırıcılık demek. Bunu dikkate almak gerekir. Çünkü yani 30 yılda yakın süredir işgal altındaki topraklarını özgürleştirdi Azerbaycan. Dolayısıyla Azerbaycan bundan sonra da bu topraklar üzerinde doğru askeri tahkimatlar yaparak ve o topraklarda çok daha fazla sivil yerleşimi daha refah hale getirerek bu toprakların gelişimini sağlayacaktır. Bunun için de ben orada bir Türkiye Cumhuriyeti üssünün olmasının düşmanlar adına büyük bir caydırıcılık olacağını düşünenlerdenim. İkinci nokta tabii ki örneğin Türkiye Karadeniz'de doğalgaz rezervi buldu. Hani burada Azerbaycan'ın bence gerek teknolojik gerekse bilgi birikiminden yararlanmalıdır diye düşünüyorum Türkiye. Bu konuda zaten biliyorsunuz SOKAR Türkiye'de çok büyük bir grup. Bence ikili ilişkiler bu kapsamda da geliştirilebilir, daha iyi seviyeye çıkartılabilir. Gerçi şunu da söyleyeyim, biz artık öyle iki ülkeyiz ki bunlar için başkanlarımızın birbirini ziyaret etmesine de gerek kalmıyor. Her şey doğal yolla da işliyor. Ama tabii ki hani tam bu ortamda Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından, Amerika tarafından köşeye sıkıştırılmasının çabalarının olduğu bir ortamda Azerbaycan'a iki günlük bir ziyaret bence bir açıdan da işte biz gerekiyorsa bu işi ırktaşlarımızla, soydaşlarımızla da yapabiliriz mesajı vermek de olabilir. Bunu da düşünmek gerekir. Digər bir deməli digər mütəxəssislər isə bildirirlər ki bu səfər zamanı həmçinin Azərbaycanda yəni Qarabağda Türkiye ve Rusya'nın ortak yaradacağı ateşkese nezaret merkeziyle bağlı birçok meseleler de müzakere edilecek ve Türkiye ile Azerbaycan'ın birlikte atacağı adımlar da prioritet meselelerden biri olacak. Ehtiyatlı olan Polkovnik Ünal Atabay da öz fikirlerini Realtv ile bölüştü. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a gitmesi zafer günü
yürüyüşüne de katılmış olması, katılacak olması çok önemli. Dünyaya verilecek mesaj açısından, birlik ve beraberlik mesajı açısından, yani bir millet, iki devlet olmanın aynı zamanda sahada da fiilen gösterilmesidir. Zaten İkinci Karabağ Savaşı'nda da birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde bu harekata Türkiye destek verdi. Bu aynı zamanda az evvel ifade ettiğim gibi iki ülkenin birlik ve beraberliğinin de tüm dünyaya mesajı verilmişti. Yine aynı şekilde Cumhurbaşkanları seviyesinde bir araya gelmek suretiyle güçlü bir şekilde bu mesaj dünyaya verilecek. Tabii aslında Asya-Avrupa kapısının anahtarı da bu İkinci Karabağ Savaşı ile beraber açılmıştır. Bunu da Bakü'de iki cumhurbaşkanı bir araya gelmek suretiyle gösterecektir. Yani bundan sonra yeni dünya düzeninde söz sahibi olmak üzere adım atan bir Azerbaycan ve Türkiye var. Gerçekten bu Karabağ Savaşı sadece işgal altında kurtarılan topraklarla kalmamış, aynı zamanda yeni dünya düzeninde, çok kutuplu bir dünya düzenine geçişte de yeni bir eksen yaratılmıştı. İşte bu eksende de Türkiye ve Azerbaycan birlikte hareket edecektir. Kafkasya'da büyük bir güç oluşmuştur birlikte hareket etmek suretiyle. Bundan sonra da olacaktır. Aynı zamanda Asya'da da büyük bir oyuncu olunmuştur. Hem Türkiye hem Azerbaycan. İşte bunun kardeşliği de aynı zamanda Azerbaycan'daki törende Cumhurbaşkanlarının ikisinin bir araya gelmek suretiyle bunu da tüm dünyaya ilan edecekler ve gösterecekler. Tabii bu aynı zamanda Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı seviyesinde bir araya gelindiği günde muhtemelen Ateşkes Kontrol Merkezi dediğimiz Rusya ile birlikte Türkiye'nin açıp işleteceği, barış gücü faaliyetlerinin denetleneceği, kontrol edeceği merkezin de zannediyorum aynı gün işletmeye geçecek. Orası da açılacak ve faaliyete geçecektir. Tabii bu Azerbaycan'daki ayın 10'unda Perşembe günü, Zafer günü yürüyüşüne de Türk askeri de bir tören birliğiyle katılıyor. Bu da çok anlamlı olacak. İki ülkenin aynı tören alanında geçişi de tüm dünyaya büyük bir mesaj içerecektir. Birlik ve beraberlik açısından. Tabii ki bütün seslendirilen fikirler yalnız hərbi ve siyasi meseleler üzere, yani bu sahede mütəxəssis olan şəxslərin fikirleriydi ve onların ihtimalleriydi ki iki ülke başçısı görüş zamanı esasen hansı meseleler müzakirə ediləcək, detalları ise yalnız görüş baş tutduqdan ve resmi sefer gerçekleştikten sonra öğrenebilecek. Ona göre de Real TV'nin izlemekte devam edin. Görüşürüz.